size bir fotoğraf alalım. Allah razı olsun. Hayırlı evlat olsun. Tabii ki. Hadi. 2015 yılından inşaatta çalışırken bir kaza geçirdim. Yüksek yerime kapıldım. Benim her iki kolum, her iki bacağımı kaybettim. Beş çocuğum var, yani hayatım biraz sıkıntılı, yani gerçekten çok sıkıntılıyım. Yani bugüne kadar hangi kapıyı çaldım kapandı. Şimdi çoğularım bana bak öğrenirse bakmıyor, Allah'a öğreniyor, hiç sıkıntı yok. Ama yani hayatım zor, yani sıkıntılı, yani bazen oluyor, yani böyle bir sıkıntıya giriyorum ki yine şükrediyorum yani bu hayatta. Çünkü Rabbim bana bu yıllar gülmüş ki bana vermiş yani. Ben tek istedim şu anda yani sadece yani bir devletten bir hayse verdim. Yalnız bana bir protokol istiyorum, yani biyonik. Oralarda mesela okul okuyor. Sürekli yanımda olmadığı zaman dışarı çıktığı zaman tekrar eve dönüyorum. Yani hayatım zor oluyor yani. Yani yine de dünya her şeye rağmen çok şükür Rabbime, yani ben en az yani konuşabiliyorum, gözüm var. Burada yani şükrediyorum yani. Yani burada isyan etmiyorum. Tek istedim şu yani şu anda yani devletten şunu istiyorum, yani Cumhurbaşkanı'na veya valimizden, yani tüm insanlara bunu şöyle istiyorum, yani en az yani bir çocuğum şu an 18 yaşında, en büyük kız üniversiteye hazırlanıyor. Çocuğuma bir iş imkanı tanısa yani en az normal hayatım döner yani. Yani aldım maaş zaten yetmiyor. Yani durumum bu yani. Zaten bunu tekrar istiyorum yani. Protokol biyonik olursa açıyorlar ya hayırseverler, yani ben istedim bunlar. Böyle bazen işte eşim evde olmayan o 9 yaşında bir kız çocuğum var. Lavaboya git Rıza baba diyor, ben götüreyim, o zaman dünyam biter yani. Gelmek istemiyorsa gelmesin abi. Yok, onlar için. Daha iyi. Babam burada hani tek istediği bir biyonekar olsun, bir şey olsun. Ben kendim hani okula gidiyordum, bu hale geldi zaten hani maddi durumdan, bir de babam bu halinden hani okulu bıraktım, bırakmak zorunda kaldım. Ondan sonra zaten hani benim hani çevreden dolayı hani psikolojim bozuldu. Sonra kardeşim de bana baktı. O da okulu bıraktı, şey yaptı. Hani okuldan geldiği zaman babamla mecburi kahveye gidiyorduk, şey yapıyorduk. Ders çalışamıyorduk, bir şey yapamıyorduk. Hani en azından benim babamın bir biyonik eli, bir yani bir biyonik kolu olursa hani biz kardeşim hem daha rahat dersine çalışır, hem de hani aklı orada kalmaz. Hani tek istediğim babamın bir biyonik kola ihtiyacı var. Hani sayın devlet büyükleri hani ona yardım edebilirse. 2015 yılında babama inşaatta çalışırken elektrik çarpmıştı. Şu an 2020 yılındayız ve 5 senedir biz onunla uğraşıyoruz, lavaboya. Lavaboya götürüyoruz, kahveye götürüyoruz, telefonunu açıyoruz. Onun iki eli ve iki ayağı olmadığından dolayı çaresiz durumda şu an ve maddi ve manevi durumda sıkıntısı olduğu için güvenlik kollarını yapamıyor.
Tek biyonik bir kol yapsalar bile en azından telefonla konuşabiliyor, lavaboya gidebiliyor, şunu yap. Bizim de psikolojimiz düzelmeye ve başlayabilir. Büyüklerden geldi, ağın arabasıyla yasaya gittim, işte. Bir şey düşünmüyorum. Babana ne istiyorsun baban için? Elime bacağı olmasını istiyorum.